Tamam. Merhaba arkadaşlar. Mimari Uygulama Projesi 2'nin ders kaydına başladım. Bana sizin geçen hafta kesitlerinizi çizip göndermiş olmanız gerekiyordu. Bu dosyalara baktığımız zaman bunlar sınav dosyalarınız. Burada bende gözükmüyorlar. Kesitlerinizi çizdiyseniz bana gönderin, onları kontrol edelim. Aleyna, kesiti çizdin mi? Aleyna, Evet hocam. kesiti çizdiysen göndermemişsiniz. Onları gönder bana. Eda. Hocam göndermişti geçen hafta. Geçen hafta gönderdiğin sınav dosyan değil miydi? Bak bu ara teslim dosyan bak bu. İşte o da hocam. Yani kesitlerde içinde. Kesitler içinde ama bunu ben sınav dosyası olarak olduğu için şey yaptım. Şimdi ara teslimi dediğin için ona bakmadım ben o şekilde. Tamam hocam. Peki o zaman dur şöyle yapalım. Birinci vizenin içine kaydedelim ve oradan bakalım madem. Eda sen de aynı şekilde mi gönderdin? Zeynep, kesitleriniz var mı sizin içinde? Dosyalarınızın içinde mi kesitlerinizde? Kesit yok bunda. İşte şurada. Evet, şu aradaymış. Peki. Tamam, şimdi hatlarımıza bir bakalım hemen. Şunları büyütelim. Birazcık. Peki. Balkon diye değil de bunları da kapı pencere diye değiştirelim. Kapı pencere diye değiştirelim bunları da, tamam mı? Kaydetmiyor da tarama. Peki bunları da taramasını şunlarla aynı yapalım. Bak şunlar şuradakilerle aynı yapalım. Tamam böyle olsun bunlar da. Peki. Tamam hocam. Bunları düzeltelim. Tamam hocam. Şu bak şurada aks geliyor ya bak şunun aksı. Bunu buraya kadar uzatalım. Böyle uzasın bu. Tamam mı? Kolon olarak. Tamam hocam. Kolon da buradan uzat böyle. 20 olarak uzatalım. Çünkü kiriş tutmuyor onu. Tamam mı? Tamam hocam. Hatta bir 5 daha uzatman gerekiyor onu. Şöyle yapalım. İkisini birden. 5 daha uzatman lazım. Ki kiriş otursun orada. Buralara pencere aç. Pencerelerini aç. Çiz oraya. Anlamadım hocam nasıl çizeyim? WC ve banyo ya burada. Evet hocam. Şuraya bununkini bu dışarı ver. Bu apartman tesisatı oradan insin. Şuraya da pencere yap, pencere. Yani enli. Enli. Yani pencere enli. Sağ. Evet, şuraya çizeceğiz pencereyi. Yani dur şöyle yapalım. Peki anlayamamış olabilirsin. Şöyle yapalım. Şöyle. Ha, anladım hocam. Şuraya. Çok kesik kesik görüntü ekran. Şimdi şu şekilde, tamam mı? Tamam hocam. Ya karafta da nasıl yapacağım? Kan kalsi. Evet evet hocam. Aynen öyle. Ve burada da aynı şekilde.
Tamam hocam. Altına şu büyük olana bir tane pencere açsak yeterli olur. Tamam mı? Tamam hocam. Buraya pencere açacak mıyız? Buraya da bir tane pencere açalım. Tamam hocam. Tamam. Buraya da boydan boya pencere aç şuradan. Şuraya kadar. Baya kalkan mı? Tamam hocam. Pencereyi açalım oraya da. Tamam mı? Tamam hocam. Peki. Soyunma odasına küçük bir pencere açmışız. Yatak odasına aynı şekilde. Onları düzelteceğiz. Bu tarafa bakalım. Sorun yok. Bunu tutuyor. Evet. Akslar tutuyor birbirini. Şuradaki aks şuradan tutuyor. Bunu tutacak bir aks yok. Bak şurada mesafe yeterli mi? Yeterli. Orada bir kere de çektirir onu. Peki. Kalıp planı çizer misin bir tane de? Kalıp planı çizer misin lütfen? Hangi kalıp planı konulmalı yoksa döşeme mi? Döşeme kalıp planı. Tamam hocam. Giriş istiyorum. Tamam hocam. Tamam. Apartman girişi dedik burada. Tamam. Şurada bir düzenleme yapmamız gerekecek. Onun için istiyorum. Tamam mı? Tamam hocam. Peki. Şimdi bizim kesit hattımıza baktığımız zaman bak kesiti buradan almışsın. Peki AA kesiti olarak bakalım. İki tane duvar. Ondan sonra bir koridor. Asansör boşlukları. Ve ortada bir koridor olacak. Ve bunları belki biz daha uca kadar çekmek zorunda kalacağız bunları ama. Tamam mı? Asansör kenarlarından biraz daha arkaya bağlayabilmek için. Bunları da buraya doğru. Tamam mı? Tamam hocam. Yani çünkü asansörü tam olarak sarsın orada. Tam kavrasın yani. Tam tutsun. Anladım hocam. Tamam mı? Kiriş lazım değil ama orada tam tutturmak gerekecek. Peki AA kestine bir gelelim. Şimdi bu AA kesti. Evet. Burada bir su basman da yapalım. Su basmanımızı yapalım. 50 santim yapalım su basmanı. Tamam mı? Peki. Evet kolon. Bak asansör demişiz ya şurası olmayacak. Dur. Böyle şimdi silelim. Şurası olmayacak. Asansör yukarı doğru çıkacak ya. Boşluk olacak. Evet. O zaman boş olacak. Orasını boş yapacağız. Bir. Tamam. İkincisi burada bir tane döşeme yapmak zorundayız. Döşeme. Anladım hocam. Yani bir kiriş burada olacak, bir kiriş burada olacak. O zaman da planda nasıl yapacağız? Merdivenin olduğu yere kadar bunları çekmek zorundayız. Dur şurada. Şuraya kadar çekeceğiz. Anladım hocam. Şöyle yapalım. Bunlar yaklaşık eşit. Şurası olsa 60 santimmiş. Şurası 55 diyelim. Dur. 55. 25 daha 80. Şuraya kadar çekelim. Tamam mı? Sen mi yaptınız hocam? Şöyle yapalım. Dur. Ben ölçeyim sana. Sen kafan karışmasın orada. Duvardan itibaren ölçtüğün zaman 40 santim kaldı. 40, tamam hocam. Tamam. Orada da kiriş olacak ya. Kiriş. Evet. O yüzden o tarafa doğru çekelim. Tamam Aynı hocam. şekilde bunda da. O da tamam hocam. Tamam. Bu da kabinin mesela kabinin şu olduğunu düşün. Sen 5 santim kabine bırak. O şöyle yapsak olacak burada da. Onu. 45 yap onu da. Tamam mı? Tamam hocam. Bunu da 45 gibi yap. Bunu da 30 yap. Bunu da 35 yap. 30, 35 yap bunu. 35. 40 yapma. 35 yap. Gerekirse kirişleri biraz daraltır, küçültürüz. Tamam. Tamam hocam. Peki. Sonra aynı şekilde burada simetri de bu tarafta olacak. Evet. Yani şurayı anladın değil mi? Burada şu arası olmayacak. Döşeme olacak. Evet. Anladım hocam. Böyle çevireceğiz. Şöyle yapalım. Evet. Dur. Anladım. Aynen öyle. Aynalamayla bunun ortasından şöyle yapacağız. Tamam mı? Tamam hocam. Buradakileri de ona göre göreceğiz. Peki. Burada banyo ve WC'de
eşyalar var ya orada. O eşyaları da görelim o zaman. Tamam mı? Banyo ve WC'de de kiste giriyor ya. Evet, hocam. Onda tefrişleri yapmamışız. Tefrişlere de dikkat edelim o zaman. Anlaştık mı? Tamam hocam. Peki iki tarafa birden döndürmüşüz burada. Evet. Üste de aynı şekilde dikkat edeceğiz. Bunu anladıysak BB kestine bakalım. BB kestinde de şimdi bir giriş katı var. BB kestini evet buradan almışız. Bir tane duvar, koridor, asansör. Ondan sonra ıslak mekana gelecek, değil mi? Peki. Evet, giriş geldi. Giriş bölümü. Ama burada bir tane kolon yapacağız. Kolonun görünüşe girdiğini göreceğiz orada. Evet, burada bir koridor. Burada da aynı şekilde şunlar olmayacak. Asansör yukarı doğru çıkıyor ya. Evet. Dikkat edeceğiz. Peki, burada böyle yapıyorsak bir saniye. Merdivenden de geçiyorsa bak tam o hizadan almışız. Yukarı doğru olan merdiveni göreceğiz. Evet. Bu böyle gelecek ya, şurasını şöyle yapacağız. Şöyle olacak. Şununla şunu birleştireceğiz. Sileceğiz. Burası böyle olacak. Tamam hocam. Yani burası tek parça devam edecek burada böyle. Tamam mı? Şöyle yapacağız. Nasıl hepsini mi yapacağım hocam? Evet, Sizin diğerleri de aynen yaptığınız. devam edecek. Burada Tamam korkulukları da koymayı unutma. Korkuluk da var ya. hocam. Ay tamam hocam. Tamam. Burada çatı arasında çıkıyorsak eğer burada bir kat yapmak durumundayız. En azından 2 metre yükseklikte olacak şekilde. Bizi kurtarıyor muymuş ona bir bakalım. 2.20 diyelim. 2.30'da döşemesine desek. Bunu da şuradan uzatsak şuraya kadar. Burayı biraz çatıyı biraz farklılaştırmamız gerekecek. Hani çatıdan eğilecek, dönecek ya orada. Ya da çatı arasına hiçbir şey yapmasak da olabilir. Tamam, hiç yapmayalım madem. Çünkü aşağıdan yukarı doğru çıktığımızda kafa kurtaracaktır orayı. Tamam. Burada çatının konstrüksiyonu nasıl yapacağız ona bir dikkat edelim. Bir de şunu yukarı doğru götürmene gerek yok artık. Orada yangın merdiveni ya. Yangın merdiveni ya, yangın. Yangın merdiveni olduğu için bunu bu kodda bıraksak yeterli olur. Yukarıya çıkmayacak. Çatıya gitmeyecek o. Son katta bitir. Neye kaka hocam? Şunun Yani şu olmasın mesela. Şurası olmasın. tamam hocam. Şunlar da olmasın. Yukarı çıkmayacak çünkü bu. Tamam hocam. Buradan direkt aşağı inecekler. Tamam mı? Tamam hocam. Peki. Çatı konstrüksiyonu nasıl yapman gerektiğini bir düşün. Tamam. Tamam Kotları hocam. ver. Kotları var. Yani şuraya Tamam hocam. kot varsa. Bunu normalde 8 kat diye yap. Tamam. 8 kart mı? Kat yap. Anladım hocam. Burası zemin 1, 2, yani toplam 8 kat olsun. Zemin 1, 2, 3, 4 diye gittiğinde 8 kat yapalım. Tamam. Yani ben uzatacağım. Evet, Öyle mi? kopyalayarak kopya kopya devam edeceğim. Anladım hocam. Tamam. Tamam hocam. Soru var mı? Şimdilik yok hocam. Tamam, anladım. Eline sağlık, teşekkür ederim. Ben de küçük edelim hocam. Peki. Şimdi diğer arkadaşlarımızınkine de bir bakalım. Sınav dosyanın içinde olduğunu ben bilmiyordum. Onları da kontrol etmemiştim. O yüzden dolayı bilemedim. Peki. Zeynep aynı şekilde senin de Zeynep, Eda. Sizin de kesitleriniz sınav dosyalarınızın içinde mi yoksa çizip göndermediniz mi bana? Sohbetten de yazmamışsınız. Ben yazayım peki. Kesitlerinizi gönderir misiniz?
dedik. Bekleyelim şimdi biraz. Burada şunu biraz daha ileri götürebilirsin ya. Şöyle küçük bir şey yapma. Zaten aynı hizasında yapmışsın ya bunları. Bak şöyle yap. Zaten pedikliymiş. Şöyle yapalım. Şunu keselim. Şunu keselim. Şöyle ya. Bunu 50 santim uzat. Çatın daha düzgün durur o zaman. Anladın Düz mü olsun hocam? Evet, düz olsun, hiç uğraşma. Zaten Tamam hocam. aynı hizada kalmış bak. Aynı hizada kaldığı için olmamış o. Yani orada Tamam hocam. 20-30 santim kısalsa çok problem olmaz. Tamam hocam. Peki. Diğer arkadaşlarınız ne yaptılar? Bakalım. Keslerinizi göndermemişsiniz ama. Peki şöyle yapalım. Sizin yaptığınız dosyalara bakarak gidelim. Bu bilgisayar destekli çizim modelleme. Modelleme. Eda'nınki 2Z. Peki buna bir bakalım. Bu 2Z diyor. Bu değil. Bu dosya değil. 2Z dediği için bu olamaz. Peki. Dosyalarınızı göndermediğiniz için bak bu da bilgisayar destekli çizim. Batman'ınki var. Mimar uygulama projesi diye şey yapmış. Bir saniye. Mimar uygulama projesi DVG diye yazmış. Fatma'nınkine bir bakalım. Fatma'nınki var mı? Fatma'da planlar var sadece. Onlarda eksik var mı? Bütün çizimler bunlar. Evet, kesitler yok burada. O yüzden bakamıyoruz. Peki şimdi arkadaşlar siz kesitleri çizdiyseniz gönderin ve kontrol edelim demiştik geçen hafta. Bunları kesitleri yapmadıysanız ben devam edemiyorum. Çünkü sizin için yani bir altlık yapacaksınız. Ondan sonra üzerinde biz düzeltme yapacağız. Yani eksikleri söyleyeceğiz. Yanlışları düzelteceğiz. Tamam mı? Peki şimdi biz şey de yapamıyoruz. Devam edemiyoruz yani. Nasıl yapacağız? Tamam, o zaman ben dersi sonlandırayım ben. Dersi kapatıyorum ben. Tamam. Kesitlerinizi çizin. Ondan sonra gönderin, onları kontrol edelim. Anlaştık mı? Tamam hocam. Eda. Cevap vermiyorsun Eda. Eda, kesitlerinizi çizin, bana gönderin. O şekilde eksiklerinizi, yanlışlarınızı kontrol edelim, düzeltelim, kontrolünü yapalım. Peki ben ders sonlandırıyorum. Bana mutlaka haftaya kesinlikle net olacak şekilde kesitlerinizi çizmenizi istiyorum. Tamam? Görüşürüz. Yani seni soracağım.